Güzellerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz güzellerim. Bugün güzellerimle karaköy bohçası yapalım dedim canlarım benim. Hadi buyurun gelin bohçamızı yapmaya başlayalım güzellerim. Güzellerim şöyle malzememizi sayalım. Bohçamızı yunurmaya başlayalım. Burada bir bardak çay bardağıyla ılık sütümüz var. Bir bardak sıvı yağımız var çay bardağıyla. 250 gram tereyağımız var. 2 kaşık şekerimiz var. 1 paket kuru mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada 1 tane sarısı, 3 tane beyaz olan yumurtamız var. Burası da üzerine ayırdığım sarımız, yumurtamızın. Hadi buyurun yapmaya geçelim güzellerim. Benim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Önce şöyle ılık sütümüzü boşaltalım. Çay bardağıyla. Mayamız 1 paket kuru mayamız. 1 çay bardağı sıvı yağımız. Çok güzel oluyor bu bohçamız güzellerim. 2 kaşık şekerimiz. 250 gram da oda sıcaklığında tereyağımız güzellerim. Bu şekilde. Yumurtalarımız. Bunlar da oda sıcaklığında. Şöyle şunları alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yunurmaya başlayalım. Burada da 6 bardak su bardağıyla 200 ml'lik unumuz var. Bakalım kaç bardak gidecek canlarım. Hep beraber yunuralım. Şöyle yağımızı, sıvılarımızı bir halledelim güzellerim. Çok güzel oluyor bu bohçamız güzellerim. Karaköy bohçası. Harika oluyor. Kontrol bırakıyoruz unumuzu. Şöyle tatlı kaşığıyla tuzumuz var. Onu da atalım. Canlarım epey yoğurdum ben. Hamurumuzu yağlı bir hamur olduğu için elimizde hiç kalmadı. Hamurumu göstereyim şöyle sizlere canlarım benim. Harika oldu, çok güzel. Şimdi mayalamaya bırakacağız. Tam 5 bardak un gitti güzellerim. 1 bardak ölçtüm, unumuz artmış. Unu şimdi mayalamaya bırakalım. Güzelce mayası gelsin canlarım benim. Çok güzel bir çöreğimiz olacak. Karaköy bohçamız. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım. Harika oluyor yağlı. Şu şekilde. Şöyle üstünü de örtelim. Mayası gelince görüşürüz güzellerim. Güzellerim bir saattir mayamız gelmeye çalıştı hep beraber. Bakalım. Biraz yağlı bir hamur olduğu için bu şekilde geliyor güzellerim. Şöyle bir alt üst yapalım. Harika olmuş. Mis gibi. Şu şekilde.
Biraz da tepside gelecek canlarım mayası. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Büyüklüğü küçüklüğü sizlere kalmış güzellerim. Şu şekilde şöyle tepsimize döşeyelim canlarım. Çok yağlı olduğu için fazla kabarmıyor güzellerim. Böyle. Ne büyük ne küçük. Büyüklüğü küçüklüğü kendinize kalmış güzellerim. Bu şekilde. Mandalina büyüklüğünde. Tam bir saatte beklettim. Biraz da tepsi mayası gelir. Bir 10 dakikada. Böyle güzellerim. Harika bir bohçamız olacak. Kıyır kıyır oluyor yağlı olduğunda biraz bohçalardan, öbür bohçalardan biraz değişik güzellerim. Biraz yağsı fazla olduğunda kıyır kıyır oluyor canlarım benim. Şekilde. Şöyle gösterebilirim. Görüyoruz inşallah. Allah büyüksün. Bir tepsi oluyor güzelleri. Bir tepsi bohçamız oldu güzellerim. Böyle el mayasını alsın biraz. Sonra fırınımıza vereceğiz. Biraz böyle üstünü örtüyüm ve şöyle el mayasını alsın canlarım. Tepsi mayasını. Şöyle el mayasını aldı güzellerim. Yumurtasını sürelim. Fırınımıza verelim. Bohçalarımız pişmeye gitsin artık. Mis gibi kokuyor burası. Tereyağı kokuyor güzellerim. Harika oldu. Çok güzel oldu. Her yerine yumurtanın gelecek şekilde sürüyoruz. Şu şekilde. ...200 dereceye de fırınımı açtım. Isınıyor güzellerim. Hemen vereceğim. Çok güzel oldu bohçalarımız. Karagöy bohçası. Yağlı bir hamur. Harika. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yumurtamızda iki yumurta sarısı güzellerim. Bu arada şu şekilde çatalımızın ters tarafına şöyle şekil veriyoruz bohçalarımıza. Şöyle güzellerim. Güzel bir görünüm oluyor. Bu şekilde. Fazla çöktürmüyorum ki tepsi mayası kaçmasın diye. Harika bir bohçamız oldu güzellerim.
Bayılacaksınız bu bohçaya inşallah. Yapar denersiniz. Fırına gitmeye hazır güzellerim. Camızı fırına verdim güzellerim. İnşallah güzel güzel pişer. Pişince görüşürüz canlarım benim. 200 derecede fırınımız. Güzellerim, bohçalarımız çok güzel kabardılar. Sizlere göstermek istedim canlarım benim. Harika oluyor. Karaköy bohçamız. Güzellerim, bohçalarımız pişti. Karaköy bohçamız harika oldu. Nar gibi kızardı. Sizlere göstermek istedim canlarım benim. Arkalarını da gösterebilirim. Çok sıcak, harika pişti. Mis gibi oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Canlarım benim, çok güzel oldu. Burayı tereyağı kokusu sardı canlarım. Harika oldu. İlk sıcaklığı gitsin. Ortasından bölüp göstereceğim güzellerim sizlere. Şöyle bir tanesini bölmek istiyorum sizler için ama çok sıcak güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Harika oldu. Şu güzelliğe bir bakın. Kıyır kıyır canlarım benim. Mis mis. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım benim. Çok güzel oldu. Güzellerim, bugün de günümüz böyle geçti canlarım benim. Karaköy bohçası yaptık hep beraber. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım benim. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın güzellerim.